Merhabalar. Mesele Ekonomi kanalında Neden Böyle programının 4. bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta konumuz AKP neden böyle bir yolsuzluk düzeni kurdu olacak. Bu konuyu da sevgili Bahadır Özgür'le tartışacağız. Merhabalar. Merhaba. Türkiye'de yoksulluk çok yaygın. Yoksulluğun bir kısmı da işte kronik kapitalizm dediğimiz ahbap çavuş kapitalizmi veya Türkçedeki daha bence uygun bir ismiyle yandaş kapitalizmine dayanıyor. O konuda da Bahadır Özgür çok sayıda dosyayı ortaya çıkardı. Detaylarını kamuoyuna paylaştı. Ben memleket adına teşekkür etmiş olayım. İlk de en çok popüler olanla başlayalım. Bir beşli çete mevzumuz var. Aslında bunlar İstanbul'un yeni havalimanı ihalesinde ortaya çıkan bir gruptu. O zaman da mega projeler bu kadar çok konuşulmaz. Kanal İstanbul atılmıştı ama gündeme atılmıştı ama sonrası hiçbir şey yapılmamıştı. Ama bu beşli çete sonrasında ve öncesinde tabii biraz da üst üste ihaleleri almaya başladı ve gündemimize taşındı. İzleyicilerimiz bazen küçümsüyor bu kişilerin geçmişlerini ama gayet eğitimli olanlar da var. Gayet bilgili olanlar da var. 90'lı yıllarda böyle bir süreç yaşamıştık ama şimdi işin boyutu çok daha başka bir noktaya ulaştı ve hem kredi hacminden ötürü, hem projelerin miktarından ötürü, hem de toplumun buna genel katılımından ve iktidarın da yargının denetimini etkisiz hale bırakmasıyla çok çok başka bir büyüklüğe ulaştı. Şimdi bu beşli çeteyi diyelim, yani nereden aslında bunlar türediler, ne fark yarattılar, neden bunlar bu kadar ön plan oldu, ilk dönemler niye tepki çekmediler, gerçekten yol köprü mü yapıyorlar, vatana millete hizmet mi ediyorlar, nedir, nasıl açıklarsın? Şeyi önce vurgulamak lazım tabii, biliyorsun bu yandaş kapitalizmi meselesi çok tartışılıyor. Hani öyle midir, eskiden de vardı, eskiden de sermaye birikimi böyleydi ama şunu unutmamak lazım. Şimdi yolsuzluk her zaman vardı tabii ki. Yani bu Türkiye'nin de bir gerçeğiydi. 90'lı yıllarda bununla da çok karşılaştık. 80'li yıllarda Özal zamanı ilk defa keşfedilen yollar vardı. Hayali ihracat gibi işte ihracat teşvikleri, döviz büroları üzerinden yapılan. Ama hem dünyada hem Türkiye'de de AKP zamanı şöyle farklı bir eğilim dikkati çekmeye başladı. Yolsuzluğun kurumsallaşması, bu önemli bir şey. Yani biz Türkiye'de AKP dönemi tanıştığımız yolsuzluk türü kurumsal bir yolsuzluk. Şimdi kurumsal yolsuzluğun bir farkı var. Yolsuzluk normalde şöyle tanımlanır. Bir kamu görevlisinin kamu gücünü kendi şahsi çıkarı için kullanması olarak en kaba tabiri budur evrensel hukukta. Oysa AKP dönemi karşılaştığımız şeyde bir bu bahsettiğiniz kaynaklar bir kere yasalara dayanarak aktarılıyor. Küçük bir kesiyorum. Eskiden ne olurdu? Kemal Sunal filmlerinden bilirdik. Çekmece şöyle açılır. Memur oraya rüşvet bekler. Böyle bu şekilde ya da Emlak Bankası skandalında olduğu gibi bir kredi alacak bir iş adamı. Ama buna dair bir şeyi yok. Yani teminatı yok. Bir proje yok ortada. İşte Emlak Bankası'na imzalayıp verdi. 5 milyon lira falandı zannım. Tabii bunları da normalleştirmeyelim ama hani 90'lardaki İlksan gibi, İSKİ gibi, Civangeç skandalı gibi çok daha küçük ölçekliydi. Hem onlar bir ortaya çıktığı zaman üzerine gidilmesi kolaydı. Giden bir siyasi irade olduğu zaman bunları yargılamak mümkündü. Hem de aslında bunları yolsuzluk olarak rahat tanımlayabiliyorduk. Ama AKP zaman olan şey kurumsal yolsuzluk. Bu biraz Sovyetler sonrası Rusya sistemine çok benziyor. Evet. Hani orada bir oligark sistemi kurulmuş. Özellikle özelleştirmeyle başlayan. Çünkü kamuonun elindeki pek çok işletme doğrudan bir takım oligarklara verildi. Onlar zengin edildi. Onlar daha sonra iktidara entegre edildi ve bir sistem kuruldu. Rusya'daki çap çok büyük tabii. Yani hani kıyaslamak için söylemiyorum. Tabii Türkiye'den büyük. Bir küçük oraya ekleme yapayım. Şimdi Rusya'da buna bir günde gelmedi. 85'te bir sistem yumuşatılmaya başlandı. Evet. 89'dan sonra biraz daha yumuşatıldı. 91'de iyice başladı. 2000'e kadar sürdü. Sonra ilk dönem Yeltsin'in oligarklarından sonra bir de 2000'li yıllarda Putin'in oligarkları geldi. Bir sistematize oldu. Bazıları elendi, tabii, yurt dışına kaçtı ve nihai kalıcı bir sistem kuruldu. Bizde de biraz öyle. Yani orada kurulan sistem zaten kişilerden bağımsız hale geldi artık dediğiniz gibi. Bir oligark yükseliyor, o bir iktidarla sorun yaşayabiliyor. Ya da iktidarın içinden bir klikle yaşayabiliyor. O öldürülebiliyor, sürülebiliyor, kaçıyor. Ama o sistem aynı onun yerine başka bir entegre olarak sürüyor. Aslında AKP'nin yapmaya çalıştığı şey de biraz buydu. Ben çok buna benzetirim. Şimdi beşli çete dediğimizde sizin söylediğiniz gibi o yüzden beşli çete diye adlandırılan bu özellikle büyük altyapı projelerinin verildiği inşaat şirketlerini hem geçmişteki gibi basit yolsuzluklar olarak görmemek lazım hem de bunları basitçe kaynak transferi olarak görmemek lazım. Niye? Bu aradaki farkı açalım diyeceğim. O aradaki fark. Şimdi dünyada zaten
uzun uzun söylemeye gerek yok, sen de biliyorsun. Zaten bir altyapı projeleri dönemi başlamıştı 90'lardan itibaren, 90'ların sonunda. Ki olması gereken de bir şey. Yani orada çünkü şöyle bir şey yapıldı. Devlet bütçe açığı veriyor kendisi yapmaya kalktığı zaman. Bütçeye dokunmadan bunu özel sektör eliyle yapılsın, belli bir süre işletsin. İşletme sonrasında da devlete teslim etsin. Böylece bütçe açığı olmaz. İşte faiz dışı fazla verilir. Bunun da nedeni başkadır tabii, siz finansçısınız, bilirsiniz. O faiz dışı fazlayı versin ki dış borç ödeyebilsin diye. Aslında bütün mesele buydu. Altyapı yatırımından devlete yıkmayalım. 2001'de bize sunulan model bize buydu. Bize sunulan buydu. Yani borcunuzu ödeyebilmek ama aynı zamanda bir ekonomiye büyüme dinamizm katabilmek ve büyüme hızını yakalabilmek için bu gerekli. Bu bütün dünyada yapıldı. Bütün dünyada kamu özel işbirliği projeleri hayata geçti. Ama bizde bir iki tane nokta bence önemli. Bir, geç geçti. Şimdi bunu biraz sonra bir iki cümle açacağım. Dünyanın daki trendden neredeyse düşerken Türkiye'de yükselmeye başladı bu tür projeler. İkincisi, bizdeki köyü modeli neredeyse eşi benzeri yok. Hani Dünya Bankası'nın bir standart belirlemişti buna dair. O standartların çok çok dışında bir model. İlki, niye bizde geç başladı? Çünkü 2002-2009 arası bütçe üzerinde hem IMF'nin bir tahdidi, yani bir IMF anlaşması var, hem de Avrupa Birliği'nin kriterleri doğrultusunda devlet bütçesinde bir denklik, daha doğrusu faizi fazlayı önceleyen bir istikrar programı uygulanıyordu. Yani siz bu projeleri kolay kolay ihale edemiyordunuz. Etseniz de bir takım kurallara tabiydiniz. Neydi bu? İşte kamu ihale yasası çıktı. Kamu ihale yasasının temeli şuydu. Belli bir eşik değere kadar, yani mesela 1 milyon liraya kadar olan ihaleleri tamam siz verebilirsiniz. Ama büyük ihaleleri açık, şeffaf, ilan edilerek ve canlı, mümkünse kamuoyunun önünde canlı yapmanız lazım. Yani daha makul bir kapitalist model vardı. Avrupa Birliği'nin kendi standartı buydu. Bunun nedeni de şuydu. Yabancılar da yerlilerle eşit düzeyde bu rekabete girebilsin. Zaten onların amacı da buydu aslında. Hani yabancı şirketler de buralara girebilsin diye. AKP bu 2002-2009 arası bu ihale yasasına dayanarak büyük ihale hiç yapmadı. Bunu unutmayalım. Büyük altyapı projesi hiç yapılmadı. Ne yapıldı? Telekom özelleşmesi yapıldı. Onun nasıl yapıldığını, işte canlı yayında satıldı ama ne hale geldiğini biliyoruz. Türk Telekom'un Hariri ailesinin nasıl zengin edildiğini, 8'de 12 milyar dolar arası, bunu hesaplayamıyoruz ama 12 milyar dolar arası bir paranın nasıl bir aileye aktarıldığını biliyoruz. Onun dışında özelleşmeler yapıldı ama ne zaman IMF ile anlaşma bitti, yani istikrar programı bitti, 2009 yılında Erdoğan ustalık dönemi dedi siyasette. İşte ustalık dönemiyle başlayan bir mega projeler dönemi. Oraya küçük bir ekleme yapayım. O da şu. Şimdi 2009'da tabii biz bunu istiyoruz. Daha doğrusu Erdoğan bunu istiyor ama dış konjonktür de buna şöyle izin veriyor. Küresel para bolluğu başladı. Yani normal şartlarda bizim gibi yükselen piyasa ülkeleri dünyadan gidip bu kadar ucuz finansmanı bulamazlarken ilk defa bulabilir bir dönem yaşadılar. Bu bir benzeri 70'lerde oldu. Sonra Latin Amerika ülkeleri falan hepsi iflas etti. Para sorunu yoktu, evet, zaten. Şimdi aynı döneme denk geldi. Yani dış koşullarda bundan bağımsız bir şekilde imkan tanıyınca alalım o zaman bu paraları. Zaten devlet borçlanmıyor, özel sektör borçlanıyor. Önemli olan devletin borçlanmasıdır dediler. Ve sisteme yeni projelerle bunu dahil etmeye başladılar. Bir orada küçük bir şeyi de not düşmek lazım. Erdoğan kamu ihale yasası Erdoğan'dan önce hazırlandı biliyorsunuz. Evet. Erdoğan ilk açıklaması 2002, 3 Kasım 2002 seçimlerinden çok kısa bir süre sonra ilk açıklaması şudur. Ben bu ihale yasasını uygulamam. 15 bin kilometrelik yolu belli firmalara vermem diye. Şimdi bu çok önemliydi bence. Yani Erdoğan geldiği zaman da beri zaten kamu ihalesiyle kamu kaynağına aktararak bir sermaye grubu yaratma veya kendi partisi çevresinde bir yandaş yaratma projesine hep sahipti bence. Yani bu sonra yoldan çıkma değildi. Sadece dediğiniz gibi uygulama şansı yoktu. Çünkü IMF, AB, işte dışarıdan kredi yağıyor. İçeride bir program uygulanıyor. O program AKP'nin programı değil. Kemal Derviş programı. Ona müdahale şansı henüz yok. Ne yaptı orada? Kamu kaynağını aktarabilmek için yan yoldan dolandı. Belediye iktisadi teşekküllerinin sayısı bir anda patlamaya, evet, başladı. Çünkü belediye ihaleleri kamu ihale kanununa tabi değildi. Dışına çıkartılabiliyordunuz. Birincisi bu. O yüzden bu büyükşehir belediyelerinde bu kadar yolsuzluk bu yüzden çıktı. Onun üzerinden bir kaynak aktarıyordu. Siyasetin finansmanı da sağladılar onlar. Siyasetin finansmanı sağlanıyor. Kendinize bir sosyal taban yaratabiliyorsunuz. Büyük kentlerde seçimlerde bu oy olarak dönüyor. Bir de ne yaptı? Daha ülke çapında duble yol. Normalde bir yolu
tek bir pakette ihale edecekken 3'e 4'e bölerekten, kilometreleri kısaltaraktan daha fazla inşaat şirketine, yandaş şirkete vermeye başladı. Bu da hem eşik değerini altına düşürmüş oldunuz. Böylece kamu ihale yasasında AB'nin ısrarla koydurduğu standartı aşmış oldunuz. Eşik değerinin altında ihale yapabildiniz ve istediklerinize bu ihaleleri verebildiniz. Bu beşli çete dediğimiz çetenin 2008'den önce aldığı ihalelere bakalım. Belediye ihaleleri, metro ihaleleri. Hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önce. Anadolu'da da duble yol ihaleleri, özel olarak da bir takım illerde altyapı ihaleleri. Yani Kalyon Colin dediğimiz şirket mesela Elazığ'da PTT binası yapmış. Devlet Su İşleri altyapı şeyi yapmış bir firma. Şimdi bu ihalelere girmeye cüret dahi etmezler. Tabii şimdi değmez. Zincirde çok daha yukarılarda kaldılar. O dönem bu iş böyle yürütüldü. 2009'dan itibaren dememizin nedeni de büyük oranda artık AKP'nin uyguladığı programın hem bitmesi, süresinin bitmesi, hem dış konjonktürünün değişmesiyle birlikte işte biz bu beşli çete gerçeğiyle tanıştık ve sistemli, düzenli olarak, yani burada tesadüf değil, birbirleriyle rekabete dahi girmeden her ihale belli kişileri paylaştırmaya başlandı. O zaman buraya kadar kısmı özetlersek, bir işte IMF'nin bildirici denetim süreci bitti. İki, AKP kapanma davası da gitti. 2007'de oyunu iyice arttırdı. Toplumsal onları gücü kazandı. Onları unutmayalım. Balyoz, Ergenekon davaları, vesayetle savaş adı altında yürütülen bir takım siyasi operasyonlar var. Bu hani, esnada yargı da etkisiz hale getirildi. Sonra biraz önce bahsettiğin gibi bu belediye iktisadi teşekkülleri veya taşradaki küçük projelerle Beşli Çete ve benzerler ilk sermaye birikimlerini güçlendirdiler. Çünkü kolay değil o dev projelere girmek. Ve bütün bunların hepsinin arkasında bir de küresel piyasalarda para bolluğu olunca, yani isteyince para da bulabiliyorsanız, o model 2009'dan sonra uygulanabilir hale geldi. Ve sembolü de İstanbul Havalimanı oldu diyebilir miyiz? Tabii ki. İstanbul Havalimanı ile ilgili ben burada bunu daha önce yazmadım ama iyi biliyorum. O zaman yazamadığım için duyurmamıştım kamuoyuna. Şimdi orada Fraport'ta bu ihaleye geldi. Herkes kaçırıyor. O ihaleyi bir hatırlayalım. Beşli çete bir masada, karşı masada bir tane şirket var. Fraport, Alman Fraport. Yani dünyanın en büyük havalimanı işletmecisi biliyorsunuz. Küresel bir şirket. Fraport'un o dönem talip olmasının nedenlerinden birisi şuydu. Çok yüksek elinde nakit vardı ve büyük bir projeye bunu yatırmak istiyordu. Çünkü nakiti bir şekilde değerlendirmek ve İstanbul Havalimanı ölçek olarak bu nakitin, bu yatırımın değerlendirilebileceği en uygun proje olarak görülmüştü. Ama ihalede şöyle hatırlayalım, 20 milyar euroyu aştı, Fraport arttırmaya devam ediyordu ve çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ben burada çekilmenin bir siyasi müdahaleyle olduğunu düşünüyorum, kanaatindeyim. Ve o ihale daha önce hiç havalimanı işletmemiş, hiç yapmamış. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmuyor, bu beşli ortaklığa kaldı. Şimdi şunu anlatmak için bu örneği verdim. Yani Türkiye'de bu projeler zaten yapılacaktı aslında birçoğu. Köprü, yol, havalimanı. Yapılması da gerekiyordu. 90'lı yıllardan beri planlanan, sadece ölçeği, yeri henüz belirlenmemiş. Mesela ikinci köprünün yeri çok tartışma olmuştu. Daha önce başka yerken kaydırıldı. Üçüncü köprü aynı şekilde Kandilli'ye yapılması planlanırken daha orman bölgesine kaydırıldı. Havalimanı, İstanbul'a ikinci bir havaliman daha yapılacağı projesini Hamdi Akın zaten yazmıştı, bunları açıklamıştı. Hatta iç hatları ayırıp dış hatları için bir terminal yapabiliriz. Aktarma bölümü yapabiliriz. O da 2-3 milyar euroluk bir yatırımla bunu halledebiliriz diye. Bu ölçekler bir anda büyümeye başladı AKP zamanı ve bunların yerleri değişmeye başladı. Yerleri değişti, ölçekleri büyüdü ve alan şirketler hep aynı şirketler olmaya başladı. O yüzden şöyle bir şey, zaten sermaye bu tür yatırımlara yönelmişti. Zaten ülkede bu tür planlar yapılıyordu. AKP bunları alıp aslında biraz kişisel çıkarlar için kullanmaya başladı. Bir şeyin altını çizelim. Yandaşlığın başladığı nokta burası. Genelde şöyle deniyor, AKP geldi de bu işler kötü değil. Türkiye'nin bir gidesi vardı. Yani biraz esprili karışık tabir olsun, kötü yola düşesi vardı. AKP de onu kendi istediği bir şekilde yönlendirme gücünü aldı. Çünkü toplumdan çok büyük bir destek gördü. İş dünyasından gördü. Yurt dışında Avrupa Birliği'nden gördü. Ve bu esnada yapmış olduğu yolsuzlukların önemli bir kısmı da zaten herkes yapıyor. Dünyanın her ülkesi oluyor denilerek
arka planda bırakıldı ve neticesinde de buralara doğru geldik. Yani olaylar bir gün oturdu Erdoğan da bizim çok paraya ihtiyacımız var. Sistemi canlı tutmamız için daha çok iş insanına ihtiyacımız var. Bunlar çalışsınlar, para kazansınlar, inşaat yapsınlar, kolay sistem olsun demedi. Bu zaten böyle bir süreç vardı Özal'dan bu yöne gelen dünyadaki trendde. Onu daha kendilerine doğru yontmuş oldular. Tabii. Yani aynen aslında sizin özetlediğiniz gibi yani o gelen süreçte AKP bunun bu rüzgarın üzerine binip artık ondan sonra tamamen kendi parti ve yandaşların çıkarına doğru kamu kaynaklarını kullanmaya başladı. O açıdan bu beşli çeteyi doğuran şey iklim böyle bir şey. Yani bir anda AKP'nin tercih ederek çıkarttığı değil. Zaten o projeler yapılacaktı ama o projeleri bir anda aynı başka adreslere yönlendirmeye başlamasıyla çıktı. Bu açıdan beşli çete nin oluşması geçmiş yıllardan farkı var. Bir de şunu unutmayalım. Bu beşli çetenin dünyayla kıyasladığı zaman çok işlenmiş bir veridir. 200 milyar dolara yakın bir kamu kaynağı aktarıldı. Altyapı projeleriyle Türkiye'de. Taahhütleri falan sayarsak. Yani bu dünyada en yüksek kamu kaynağı alan 5 şirket bunlar. Şimdi mesela Çin'le kıyaslıyorum. Dünyada Çin, en Türkiye'de çok kıyaslanamayacak büyükte bir ekonomi. Ekonomi olarak da kıyaslanamayacak, yaptığı projeler olarak da kıyaslanamayacak bir ülke ama onun mesela en çok en fazla ihale alan şirketine baktığınız zaman 5-6'yı geçmez. Üstelik devlet kapitalizmi olmasına rağmen. Yani orada projeleri hem daha fazla şirkete dağıtmış hem kaynakları daha fazla bölerek daha fazla tabana yaymış görünüyorsunuz. Yani Çin daha bu tür projelerle büyümeyi politikasını daha tabana yarayarak halletmeye çalışmış. Bizde ise daha merkezleşerek, daha tekelleşerek yürümüş bu işler. Bu havalimanı ihalesiyle başka bir mesaj daha verilmiş oldu iş dünyasına. İş dünyası o mesajı hemen gördü. Neydi o mesaj? Dedi ki benden yana olursanız, benimle birlikte çalışırsanız o zaman bütün ihaleler size de belirli bir ölçekte, hiyerarşi dahilinde kalmanız şartıyla size de gelir. Mesela İstanbul-İzmir otoyoluna bakıyoruz. Beşli çetenin dışındaki birçok şirket var. Ama hepsi oraya eklemlenmiş durumda. Veya İstanbul otoyolundaki şirketleri geçiyorum. Mesela Kuzey Marmara yolundakiler bilindik işte. Liman, Kolinler. Mesela havalimanı ihalelerde, başka yapılan terminallerde, başka büyük devlet binalarında diğer şirketler devreye girdi. Aynen. Sadece bu değil. Mesela Ağoğlu gibi gruplar var. Doğrudan devlete iş çok yapmayan, gerçi İstanbul Finans Merkezi bir istisnadır ama gruplar var. Bunlar da ranttan, ihaleden yer aldılar. Yani aslında toplumla iş yapıyorlarmış gibi, normal tüketicilerle doğrudan iş yapıyorlarmış gibi ama yine devletin vermiş olduğu belediyeler veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerindeki rantla, emsal değerlerle buraları kurma imkanı oldular. Şimdi bunların hepsini bir araya koyunca şunu anlıyoruz. İş dünyasının önüne dediler ki ya bizden olacaksın ya da bize saygı duyacaksın. Buna göre sermayen ölçüsünde bu sisteme ortak olursun. Toplumda zaten bunları çok dikkate almıyor. Sadece hizmet sonuçlarına bakıyor dedi. Ama sonrasında dolar kurunda sürekli zirveler, rekorlar olunca toplum birazcık daha bunları dikkate almaya başladı ama at olan maalesef üstünleri geçmiş. Yani çok çok çarpıcı örnekler vardır. Mesela ben çok sık gündeme getirdim Eczacıbaşı grubunun değişimini. Yani bir ilaç sanayi, kimya sanayinden nasıl bir inşaatçıya evrildiğini AKP zamanı. Hatta şöyle bir giriş yapayım ona. Yani Eczacıbaşı Holding ki kolay değil. Bunu şundan söylüyoruz. Hani beşli çete evet bütün bu piramidin zirvesinde ama Türkiye sermayesinin peşinden sürüklediler. Doğrudur. Mesela, yani karakter değişimini. En uç örnek bence Eczacıbaşı ama oraya gelmeden mesela şehir hastaneleri de var. Şehir hastanelerinde mesela Rönesans var. İşte ODTÜ mezunu biri, çoğunlukla servetini Rusya'da kazanmış, gayet entelektüel biri ama o da var. İşte Türkerler İnşaat var, Akfen Holding de var. Yani bu bir kısmı seküler hayat yaşayan, bizimle benzer hayat tarzları olan insanlar da buraya dahil olmaya başladılar. Ama bunların gerçekten en enteresanı ise Eczacıbaşı gibi şirketlerin dönüşümü oldu. Çünkü soyadı kanununda Eczacıbaşı soyadını alıyorsunuz. Bunu her gidene bu soyadı vermezler muhtemelen o dönemde. Ve çok bilgili bir aile, çok başarılı bir aile. Entelektüel anlamda da çok ciddi İstanbul'da bu konuda yatırımları var, destekleri var. Sağ olsunlar diyelim. Ama aynı zamanda bir ilaç şirketinden, bir sanayi şirketindense Kanyon AVM'yi yapacak bir inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketine bürünmüş oldular. İzleyicilerimiz belki bilmeyebilir ama hatırlatmış olalım. Kanyon'daki yani Levent'teki Kanyon AVM'nin önündeki durağın ismi
baca dibi, diğeri de fabrikalar. Çünkü orada zamanında fabrikalar vardı ve dediler ki biz bunu ranta dönüştürelim. Tabii çok makul bir şey, değerli bir arazi olmuş. Oraya Sabancı Center, Yapı Kredi Plaza, iş kuleleri yapılmış. Biz niye yapmayalım dediler. Bu bir ticari bir karardır. Ama normal şartlarda sistem şöyle ilerler. Belirli bir entelektüel birikime sahip olanlar daha yüksek, daha az kişinin girebileceği iş kollarına girmek ister. Yani siz eğer eczacıbaşı ilacın bir kısmını satıyorsanız, ki onu da yurt dışına sattılar, satıyorsanız ve AVM işi yapıp buradan da iyi para kazanıyorsanız, bundan sonra gelen yatırımı çok daha büyük bir sektöre koyarsınız. Yani bir SpaceX yapmak zordur, Tesla yapmak zordur ama örneğin çip üretebilirsiniz. Böyle daha ara ürünleri, daha yüksek teknoloji, tabii, daha ki çap isteyen işlere girebilirsiniz. Aslında Türkiye sermayesinin oluşumunun şeyinde de bu şey vardır. Yani 1950'lerde ilk taahhütlü inşaatçılar, müteahhitler başladığı zaman, Demokrat Parti zamanı, kamu ihaleleri verildi. Orada yaratılan ilk sermaye birikimini daha sonra başka alanlara aktaraktan holdingleşmeler başladı mesela 60'lardan sonra. Evet. Yani farklı alan, petrokimyaya girmeye başladılar, lastik sanayine girmeye başladılar, otomotiv, en azından distribütörlük şeyinde bile olsa bir ortaklıklar kurmaya başladılar. Şu zamanla yani, Ford Otosan yani çıktı. Yani inşaat orada bir şey oldu. İlk birikimi sağlamanın yolu oldu. Ondan sonra işte büyüdü. Şimdi ise o bütün birikimler inşaata akmaya başladı. Yani ortadaki yandaşlık basitçe bir günde ortadan kalkacak bir şey değil artık. Yani ben ihale vermeyi kestim diyerek halledebileceğimiz bir sorunu aştı. Bir günde başlamadı, bir günde bitmeyecek. Evet. Herkesi de ortak etti ve çok o muteber denilebilecek burjuva sermayesi de bu işin aslında içerisinde. Aynen. İyi sermaye, kötü sermaye arasındaki ayrım oldukça muğlak, evet, hale geldi. Son konumuz da şu olsun, süremiz biraz sınırlı ama bu işin bir de dış, yurt dışı ayağı, doğrudan böyle suç unsuru olan kısımları var. Bu da Sedat Peker'in işte ifşalarıyla öğrenmeye başladık. Türkiye Cumhuriyetler, Mehmet Ağar, işte SBK, evet, olayı, ta Venezuela'ya kadar uzanan bir serüvenler. Bir de bu hani ihalelerden çıkıp buraya bakarsak, bu bozuk rejim sanki bir eski Türkiye Cumhuriyeti de değil, daha çok Belarus anımsatacak bir şekilde, hı hı hı, bir suçun sanki içerisindeymiş gibi oldu. Ne dersin? Abartıyor muyuz acaba? Ya Susurluk zamanı... Yani muhalif zamanı, olmak bizi kör mü ediyor acaba? Hayır, Susurluk zamanı... Şimdi tabii olayın şöyle bir şeyi var. Siyasi cinayetler, faili meçhuller, orada yaşanan çok vahim işkenceler, bir bu yönü var. Ama bunları ne üretti? Bu çeteleri, mafyaları ne ürettiğine bakmak lazım. Nasıl bir iklimde üretildiğine. Susurluk'un meclis komisyonu raporunun son bölüm değerlendirmesi çok iyidir bence yani. Hani bugüne kadar bütün olayı toparlayan bir değerlendirmedir. Ki şu an bile okuyunca şaşırıyor insan. Şu an bugün bir meclisin bunu yazması çok zor. Orada şu söyleniyor. Bütün bunlar anlattıktan sonra, Topal cinayeti, faili meçhul cinayetler, bu Abdullah Çatlar anlattıktan sonra deniliyor ki bütün bunları yaratan bir ekonomik dönüşüm yaşandı Türkiye'de 80'de. İhracat teşvikleri, döviz bürolarının açılması, banker olayları, yani o faizin birden serbest bırakılmaya başlaması, 90'larda tabela bankalarının kurulması, bu kadar yüksek bono, tahvil faizlerinin verilmesi dünyada olmadığı gibi. Yani bütün bunlar, Türkiye'deki bütün bu kapitalist dönüşüm, bu suç ekonomisini hem büyüten hem onu kendisine de çeken bir zemin yarat deniyor. Yani bunlar her zaman suç işleyen örgütler vardır. Yani suç ekonomisinin bir tarifi var zaten, mafya. Ama bu kadar devletle, ekonomiyle, şirketlerle iç içe geçmesi basitçe suç ekonomisi diye içine çıkamayacağımız. Çok normal için. Çünkü başka yollarla, yani bu sefer de iş insanlarını savunmuş gibi olalım. Mesela sigortasını yatırarak çalıştırıyorsa, elektriğini, suyunun bedelini ödüyorsa, hı hı, çevreyi kirletmiyorsa, yani olması gerektiği gibi bir üretim yapıyorsa, buna göre kar etmesi çok zor. Çünkü rekabeti bozan başka karşı tarafta şirketler var. Evet. Haliyle eninde sonunda herkes kuralları çiğnemeye başlıyor. Gerekiyorsa işte kara para işlerine dahi giriyor. Neticesinde iyiler kötüleri değil, kötüler iyileri bozmuş oluyor. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Yani kara para çok ciddi bir finansman. Yani banka kredilerinden, pek çok şeyden, bankadan alamadığınız zaman, kredi bulamadığınız zaman pek çok şirket için bir şey, kurtarıcı rolü üstlenebiliyor. Zaten Susurluk zamanı meclisin söylediği şey şuydu. 50 milyar dolarlık tahmini bir kara para aklaması yapıldı Türkiye'de. Ya bunlar sisteme girdi diyor. Bu yolla girdi. Dolayısıyla bu para girdikçe
Bununla pay almak için çeteler, mafyalar türedi. Bürokratlar oraya entegre oldu. Siyasi partiler işin içine girdi diye bir şey yaratıldı. Yani bir canavar çıktı ortaya, pek çok kolu olan. AKP zaman şu an karşılaştığımız tabloyu da anlayabilmek için AKP'nin yarattığı o ekonomik dönüşüme bakmak lazım. Biraz önce inşaatı konuştuk. Ondan önce bir IMF anlaşmasıyla gelen bir süreci konuştuk. Dışarıdan bol paranın geldiği, ucuz doların olduğu, kredi mekanizmasının işlediği. Sonra ne işledi? İhaleler işlemeye başladı. O da tükenmeye başlayınca, yani o içerideki kaynak tükenmeye başlayınca AKP ne yaptı mesela 2010'lardan, 2012'lerden sonra? Varlık barışları, eşi benzeri varlık barışları, işte bir takım offshore şirketleri Türkiye'de marinalar aldı. Bu arada altını yatırımlar çizeyim, yaptı. Türkiye'nin en büyük, en çok ihracat yapan şirketlerin de buralarda şubeleri var. Tabii. Vergi tabii, sistemli böyle. Ya bunu da gizli saklı söylemiyoruz. Faaliyet şey raporlarına giriyorsunuz, hı-hı, bakıyorsunuz, yazıyor. Tabii, tabii. En beğendiğiniz yani, holdinglerin mesela de. Halk Bankası Zarrab olayı ne zaman çıktı? İşte 2013'lerde başlıyor. Evet. Altın ticareti diye şey yapan. Şimdi bütün bunlar AKP'nin bu rejimi sürdürebilmek için ihtiyacı olduğun kaynağı sağlamaya dönük faaliyetlerin önünü açtığı şeyler. Yani siz hırsla bu rejimi sürdürmeye çalıştığınız için bu siyasi rejim. Çünkü başkanlık rejimi çok pahalı bir rejim. Hele ki AKP'nin yarattığı sistem pahalı bir sistem. Sürekli olarak bir para bir ekonomik yapı kurmuyor. Akıtmayı gerektiriyor. Yani bu hem kendi partını tutabilmek, hem etrafındaki sermaye gruplarını tutabilmek, hem bürokrasiyi tutabilmek, hem de tabanı destek almak tutabilmek için sizin bol paraya ihtiyacınız var. Sürekli bol para. Borçlanmışsınız, artık borçlanarak bu işi sürdüremiyorsunuz. Kamu ihalelerini belli bir kesime aktarıyorsunuz. Oradan artık yayamıyorsunuz tabana onu. Hani bir şekilde onu hızlandıramıyorsunuz. Bankalara yükleniyorsunuz, kredi borçlanmayla bir yere kadar gitmiş, artık o da gitmiyor. Kur artmaya başlamış, faizler artmaya başlamış, artık tırnak içinde legal ekonomik araçlar tıkanmış durumda. Sizin ihtiyacınızı karşılayamıyor. Dolayısıyla buraya bir kara para dopingi yapmaya başladınız. Bunu 2012-2013'lerden sonra bu hızlandı. Pek çok yoldan yapıldı bu. Yani bu uyuşturucu ticaretinin niye patladığını açıklıyor. Sezgin Baran Korkmaz gibi İnsanlar Amerika'dan buraya gelip bir muteber iş adamına nasıl dönüştüğünü açıklıyor. Kıbrıs işini açıklıyor. İşte yani bu burada her türlü suçun, her türlü şeyin. Bir de Suriye silah pazarı kuruldu. Çok karlı bir pazar. Bütün uluslararası suç örgütlerinin iştahını kabartan bir pazarı yönetmeye kalktınız. Siz burada başrol oynamaya kalktınız. Bu var. Buradan gelen paralar sisteme aktıkça bir sürü çete çıktı. Küçük, 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 onların büyükleri, devasa yapılar çıktı. İşte o yüzden de Ağrı, Peker'i, Çakıcı'yı tekrar sahnede görmeye başladık. O geçmişte böyle işte Eymür'ü tekrar sahnede görüyoruz. Yani bu şöyle bir şey değil. Türkiye'de geçmişten bu yana gelen bir şey var. Devlet yapısında bu tür yapılarla, bu tür çetelerle, mafyayla iş tutma geleneği devam ediyor. Bunu biliyoruz. Bu özellikle muhaliflere yönelik baskı dönemlerinde işe yaran aparatlardır bunlar. İşte Eymür diyor işkence yaptım. İşte sol, sosyalist kesimlere yönelik infazlar, işkenceler bunların eliyle baskılar yapıldı. Bunu biliyoruz. Ama şöyle bir şey de karıştırmamak lazım. Sanki hiçbir şey değişmemiş ki bu çete mafya işlerinde geliyor da değil. Bugün karşılaştığımız tablo Surluk'tan da büyük olmasının nedeni Surluk'tan daha büyük bir ekonomik havuza oturması ve uluslararası küresel havuza oturması. İki, o havuzu yöneten tek bir partinin olması sorun burada. Yani 90'larda parçalı bir siyasi yapı var. Partilerin bir kısmı bulaşıyor, bir kısmı tamamen bulaşıyor. Bazı partilerden belli kişiler bulaşıyordu. Bürokraside de öyleydi. Ama şimdi şunu görüyoruz. Bir parti devleti tamamen bu havuzu yönetmeye de soyunmuş. O yüzden de yani başbakanlık yapmış kişilerin ismi de buraya bulaşıyor. Partinin bütün irili ufaklı kadroları da burada ismi geçiyor. Yani şöyle özetleyebiliriz aslında. Ben bir şey de söyleyip bağlayayım lütfen. Niye uluslararası? Bir kere bölgesel olarak yani bu Balkanlar, Rusya, işte Libya, Suriye ayağında düşünürken bir bölgesel faaliyetten tamamının Türkiye'nin merkezi olmuş durumda. Bunun dışında bir de Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetleri diye anılan rejimlerle bir bağlantı var. Siyasi ve bu mafyatik bağlantı, bu kara para bağlantısı var. Türkiye'de, Kazakistan'da, Özbekistan'da ne kadar mafyada olarak alınan, organize suç lideri olarak alınan isim varsa hepsi Türkiye'de turizme girmiş, inşaata girmiş,
İhracat ithalat şirketi kurmuş. 90'larda onların temelleri atıldı ve 2000'lerde çok büyüdü. Yani yoksa evet, suç örgütleri her zaman vardır. ABD'de de var. Veya Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bile var. Garip geliyor belki kulağa ama orada bile var. Fakat bu şekilde Türkiye'deki yapılanma son aşamaydı. Hatta böylece toparlamış da olalım. İlk aşamada temel herkesin arzu ettiği, yani eğer bir sosyalist alternatif düşünülmüyorsa, kapitalizmi daha kurallarıyla uygulamak istediler. Belli bir yerden sonra kendi zenginlerini yaratabilecekleri, sistemi döndürebilecekleri, yurt dışından da kaynaklarını buldukları ve en çok kendilerine aktarmak istedikleri bir şemaya geçtiler. Bu yüzden de mega projeler, kamu bankası kredileri kullanılmaya başlandı ve sonrasında bu da yetmedi. Yurt dışına artık hiç para gelmedi. Tersine para çıkışı yaşandı. Kur atakları oldu. Halk fakirleşti. Fakirleşince toplumdaki destek azaldı. Seçimleri kazanmak güçleştikçe yeni bir para bulmak için de bu sefer de kara paraya yönelmeleri oldu. Yurt dışından uygun olmayan isimlerle işler yapmalar veya daha önceden bunu yapmış olanların büyüklüğünü arttırmalar ve bu şekilde de Türkiye'nin açıklarını örtüp sistemi bir kere daha döndürmeye çalıştılar. Hatta bence en enteresanı şudur. Diyelim ki önümüzdeki bir yıl sonra seçim oldu. Ondan sonra vaat edecekleri de budur. Yani herkes bu işte Mehmet Ağar'ın, Sedat Peker'in, ta geçmişteki diğer ünlü isimlerin olmuş olduğu yapının içerisinde bir pay verilmek istenecek. Türkiye tamamen böyle bir kapitalizmin kurallarından bütün kopmuş. Küçük bir Belarus gibi Azerbaycan'a getirecek. Ben aynı düşünüyorum. Yani seçimle temizlenebilecek bir yapı değil. Çünkü seçim bunu temizleyebilmenizin tek şeyi, yolu iktisadi ve siyasi rejiminizi bambaşka kurgulamanız evet. lazım. Yani bambaşka bir iktisadi yapıya ve siyasi rejime ihtiyacınız var. Dolayısıyla devletin de bambaşka şekilde konumlanması lazım. Seçimle kötüleşme durur. Durur. Ama düzelmek için çok daha başka şeyler yapılması gerekiyor. Kapsayıcı kurumlarla, yargının tekrardan etkin olmasıyla, işte tüm bunların yaratmış olduğu diğer servet adaletsizliği gibi sorunları dikkate alan bir yeni bir modele geçmesi lazım. Ama o konuda şu kısa vade için pek de açıkçası iyimser değil. İyimser olmamak söyleyeyim. Lazım. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Mesele Ekonomi'nin 4. bölümünde neden böyle programında AKP neden yolsuzluk ekonomisini tercih ettiği konuştuk. Oldukça kendilerini düşünürsek haklı nedenleri vardı ama bunun kaybedeni maalesef tüm Türkiye ve özellikle gelecek nesiller oldu. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.